Selamun aleyküm arkadaşlar. Hemen kafadan sohbete giriyorum. Hiç ayrım yapmadan, bakın şu söyleyeceklerimi takım ayrımı yapmadan, renk ayrımı yapmadan arkadaşlar, bütün takımlar için söylüyorum. Bütün takımlar için bu cümleyi kuruyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. Kim kim hakemlerle, abidik gubidik numaralarla, üçkağıtçılıkla, dalga dümenle 3 puan alıyorsa, şampiyon oluyorsa, o alınan 3 puanlar da, o gelen şampiyonluklar da arkadaşlar zehir zıkkım olsun. Haram olsun, fitil fitil alanın burnundan gelsin arkadaşlar. Bakın bunu bir kere daha tekrar ediyorum. Hiç renk ayrımı, takım ayrımı yapmadan söylüyorum. Hangi takım olursa olsun, hangi renk olursa olsun arkadaşlar. Çok açık ve net söylüyorum. Dalga dümenle, üçkağıtçılıkla gelen haram puanlar, haram şampiyonluklar alayına zehir zıkkım olsun. Allah onlara hayrını göstermesin. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, haram puan nasıl geliyor? Nasıl olur? Haram şampiyonluklar nasıl geliyor? Bunları 3 aşağı 5 yukarı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben sadece 1-2 tane son dönemde oynanan, son birkaç hafta içinde oynanan, geçmişi, dünü, oncu, hepsini bir tarafa bırakıyorum abi. Hepsini bir tarafa bırakıyorum. Sadece şu yakın zamanda oynanan, birkaç hafta içerisinde oynanan 1-2 maçtan, yönetimlerden, hakem yönetimlerinden, TFF'nin tutumundan örnekler vereceğim. Puanların haram olup olmadığına, bunun neticesinde gelecek olan şampiyonluğun haram olup olmayacağına siz karar verin arkadaşlar. Siz karar verin. Hiç uzağa gitmeyeceğim. Şimdi kafadan lig başladı. 5 maç oynandı. 4 maç oynandı da 4'er maç bitti. Daha doğrusu Galatasaray 4 oynadı. Diğerleri 5 oynadı. Bugün pazar 5'ler oynanacak. Bir gün sonra da Galatasaray 5. maçını oynayacak. Yani genel olarak şunu söyleyelim. Ligde 5 hafta oynandı. 5 hafta sonrasında baktığımız vakit arkadaşlar bazı gerçekleri kabak gibi görüyoruz değil mi? Örneğin Galatasaray ilk 4 maçta Antalya'da doğrandı arkadaşlar. Kim ne derse desin doğrandı. Aleyhin olmayan penaltı verildi. Olan penaltısı verilmedi. Sonra İstanbul'da Giresunspor'la oynadılar. Zaten bugüne kadar oynadıkları kendi sahalarında 4 maçta tek yani iç saha maçıydı. Giresun'la oynadılar arkadaşlar. Giresun'a 1-0 kaybettiler. Biz nereye odaklandık? Çok net ve hepimiz kesin bir şekilde Galatasaray'ın işte Abdülkerim'in yaptığı geri pasa ve neticesinde gelen gole odaklandık. Zaten Abdülkerim'den dolayı kuyruk acıları olanlar hani zil takıp oynamaya başladılar. Oh, iyi ki de Abdülkerim'i de almadık da bak ne kadar da dandik futbolcu da falan da filan da kalesine gol attırdı da falan. Yani böyle metiyeler düzlüyorlar kendi açılarından. Yani olumsuz anlamda tabii. Ve aşağılamaya çalıştılar daha doğrusu. Sonuçta Galatasaray o maçı 1-0 kaybetti. Dediğim gibi odaklandığımız yer Galatasaray kötü oynadı. Okan Buruk istifa etsin. Abdülkerim zaten Galatasaray'ın topçusu değil. İyi ki biz almadık, Galatasaray'a gagaladılar. Tamam, güzel. Peki verilmeyen 1-2-3 penaltı arkadaşlar. Bakın 3 penaltı verilmeyen 3 tane net penaltı var. Yani bu penaltılar bana göre sana göre penaltı değil arkadaşlar. %1 milyon penaltı. Hele hele Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltılara ya da onların aleyhine verilenler verilmeyenlere dikkat ettiğiniz vakit Galatasaray'ı verilmeyen 3 penaltısı %1 milyon penaltı. Bir de Antalya'da verilmedi. Etti mi abi? 4. Ondan sonra Ümrane ile oynuyor Galatasaray. %1 milyon bir penaltı daha. Ama yorumcu geçinen kelli felli zor dolları gor dolları çakar çakmazlar gezer gezmezler bir teşkilat oluşturmuşlar abi. O teşkilatın içerisine zaten başkaları da dahil olmuyor. Bir de yancı kuruluşta 3 tane tip var. Onlar da gelmişler bir ara. Onlar da kafalarına göre önceden neye karar veriyorlarsa onları söylüyorlar. Ettim abi 4-5 penaltı. Trabzon'da Galatasaray oynuyor abi. Yancı kuruluş da bu teşkilatın içinde tabii. Yancı kuruluş var. Medyanın içerisindeki dalga dümenciler var. Hepsi oluşturmuşlar böyle bir ihanet zincirini. Hep Galatasaray'a vuracaklar. Trabzon'da abi %1 milyon demeyeceğim. Yani aklınıza ne gelebiliyorsa yani yeryüzünde eğer futbol oynanıyorsa futbolun kuralları içerisinde o Galatasaray'ın
ki yanılmıyorsam Seferovic'in attığı şuttu. Trabzonlu böyle topu gitmesine engel oluyor. Görmüyor abi. Ali Palabıyı kör olduğu için görmez. O zaten hangi Galatasaray maçını görür? Hangi Galatasaray maçında hangi Galatasaray pozisyonlarını görür? Bir kere geçen sene vicdanı herhalde sızladı. Doğru bir şey yaptı. Oyunu devam ettirdi. Galatasaray Rize'de galip geldi. Zaten o günde o da haklı açısından, kendi açısından diyor ki ulan bir defa diyor kurallara uyguladım. Galatasaray kazandı. Hayatım kayacaktı. Kariyerim bitecek. Hakemliğim bitecekti. Yemişim Galatasaray'ı diyor. Tamam mı? Haklı mı? Haklı. Varda kim oturuyor? 6 saniyeci Alper Ulusoy. O da asıllı Galatasaray düşmanı. Çünkü daha önce aldıkları emirler, talimatlar adamlarda alışkanlık yapmış, kalıcı iz yapmış. O zaman Galatasaray maçları söz konusu olduğu vakit doğru da doğru yapıyorlar. 6 tane penaltı. Gaziantep maçında neler olacağını bilemiyoruz arkadaşlar. 5-6 tane penaltısı Galatasaray'ın güme gitti mi? Gitti. Peki Galatasaray'ın o penaltıları verilseydi, şimdi soruyorum size, Galatasaray'ın aldığı puanlar haram olur muydu? Olmazdı. Der miydik zehir zıkkım olsun bu penaltı? Ya da bu penaltılar sonunda şampiyonluk gelirse haram olsun, zehir zıkkım olsun der miydik? Galatasaray abi alnının teriyle öyle ya da böyle, hani derler ya böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya alnının teriyle 3 puanı Antalya'dan aldı. Sonra 3 puan Ümraniye maçı. Sonra Trabzon'dan 1 puan abi. Yapacak bir şey yok. Peki şimdi sadece bu mevsimden gidiyoruz. 2-3 maç üzerinden gidiyoruz. Haramın ya da zehir zıkkım olsun dediğimizin kim nereye ne şekilde uyarına siz karar verin arkadaşlar. Geçen sene Trabzonspor'un nasıl şampiyon olduğunu biliyoruz. Siz uzak ara, uzak ara falan filan boş verin. Neler olduğunu biliyoruz. Trabzonspor'un nasıl korunduğunu, nasıl kollandığını, arkasında kimlerin olduğunu herkes gayet net bir şekilde. Hayırlı olsun. Madem yapıyorlar ne demişler? At binenin, kılıç kuşananın. Türkiye'de futbol böyle oynanıyor. İsteyen istediğini yapar yani. Şimdi Trabzonspor'un arkadaşlar Galatasaray maçını söylüyorum. Bakın sadece Galatasaray maçında Galatasaray'ın %100 kaçırdıkları, atamadıkları falan geçelim. Ama sahada bir hakem varsa, adalet, eşitlik ilkelerine uygun bir yönetim gösterecekse Ali Palabıyık'ın o penaltıyı vermesi lazım. Adamın burasından dağ. O görmedi, kör. Peki VAR'da oturan 6 saniyeci Alper, o zaten körün körü. O anda tuvalete falan gitmiştir herhalde. O da görmüyor. Galatasaray'ın abi gitti mi 3 puanı? 2 puan kayıp, 1 puan alabildi. Peki penaltı verilse bilmem ne olsa Trabzonspor muhtemelen orada Galatasaray'dan fark yiyecek. Galatasaray 3'lük 5'lik yapacak rakibini. Trabzonspor oradan 1 puan aldı. Şimdi ben size soruyorum. Trabzonspor'un aldığı 1 puana siz helal diyebiliyor musunuz? Mevsim sonunda şampiyon olursa zehir zıkkım olmasın diyebilecek misiniz? Diyemezsiniz. Ben demem şahsen. Haram puan abi. Galatasaray maçından alınan puan. Şimdi birileri tabii kızacak, oğuracak, bize küfür edecekler, sallayacaklar. Benim için kim ne söylüyorsa ben ona bir fazlasını iade ediyorum. Bakın kim benim için iyi diyorsa Allah yolunu açı geçsin, iyilikler, güzellikler versin. Tersi söyleniyorsa da tersini de katlayarak kendilerine iade ettiğimi de bilsinler. Ben yalan konuşmuyorum. Ben olanı söylüyorum kardeşim. Ha bir fikriniz var. Benim kişiliğimi bırakın. Benim yaşımı, saçımı, başımı, oramı, buramı boş verin abi. Adam bana cevap veriyor. Ya bana cevap verme kardeşim. Benim ortaya koyduğum haram puan, zehir zıkkım olsun dediğim özelliğe uyuyor mu uymuyor mu? Sen de görüşünü yaz. Dangalak. Yaz görüşünü. De ki hayır öyle değil, böyle de. Doğrusu bu de. Ben de yanlışım varsa bilgilenirim. Derim ki hayır Galatasaray'ın Trabzon'da penaltısı yoktu. Ali Palabıyık 10 numara maç yönetti. Hiç problem değil derim. Burası buraya çarpmak futbol kuralları içerisinde penaltı değil derim. Böyle adam ittiriyor. Değil derim abi olur biter. Eyvallah derim. Keser sesim otururum. Ama bana kişisel olarak bana hakaret etmek, bana sallamak sana bir şey kazandırmaz kardeşim. Ey dostum sana bir şey kazandırmaz. Ben gerçekleri söyleyeceğim. Siz ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Ama söylediklerinizin 10 katını geri iade ediyorum. İyiyse iyi. Her neyse arkadaşlar. Şimdi Trabzon oradan bir puan aldı mı? Gelin şimdi Trabzon, Ümraniye Trabzon maçına. Verilmeyen Ümraniye'nin 2 tane %1 milyon penaltısı var. Bana göre sana göre değil.
televizyonda Trabzon'un koruyucuları, kollayıcıları, zortoğulları, kortoğulları, çakar çakmazlar, bilmem neler abi. Hepsi yukarıdan aşağı, evet bu penaltılar verilmedi. Ama Trabzon tecrübeli takım, kadrosu derin takım, kazanmasını bildi. Şak 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 şak. Güzel, dalga dümen bu. Dalga dümen bu. Çalıştıkları kurumlar böyle istiyor. Orası böyle istiyor. Burası böyle istiyor. Benim gibi bağımsız yorum yapanlar zaten söylemezler. Ersan Çelik söyleyecek abi. Söyleyecek. Söylemeye de devam edeceğim. Sen Trabzon'un şeyin Ümraniye'nin iki penaltısını verme abi. Trabzon galip gelsin. Sonra şakada şak, şu kadar şu. Buna siz helal puan diyebiliyor musunuz? Trabzon Ümraniye maçından 3 puan aldı. Buna helal diyebiliyor musunuz? Bu puanlarla sezon sonunda şampiyon olunursa buna helal şampiyonluk diyebilecek misiniz? Zehir zıkkım olmasın demeyecek misiniz yani? He? Demeyecek misiniz? Onun için ne oluyor abi? İşte geliyorlar Şampiyonlar Ligi bilmem ne daha kafadan tepeleniyorlar gidiyorlar. Çünkü haram puanlarla, dalga dümenlerle kazanılan şampiyonluk işte böyle zehir zıkkım oluyor. Yani Trabzon 2 maçtan 4 puanı alıyor mu arkadaşlar? Bakın 4 puan. Trabzon 2 maçta sadece Galatasaray ve Ümraniye maçlarından hakkı olmadığı halde 4 puanı hanesine yazdırıyor. Haram değil mi? Zehir zıkkım olmasın mı diyeceğiz? Bıraktık. Bir örnek daha verelim. Gelelim şu Fenerbahçe'ye. Mevsim başından beri oynadıkları tüm maçlar. Ümraniye ile 3-3 berabere kaldılar kendi sahalarında. Nasıl kaldıklarını söylemeye bile gerek yok. Söylemeye bile gerek yok. İnsan utanır, sıkılır. 2-3 tane kırmızı kart çıkmaz. Bakın aynı Yaşar Kemal Uğurlu Galatasaray-Gaziantep maçını yönetecek. O Fenerbahçeli futbolcuların yaptığının %10'unu yapsın. Hepsine tak 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 kırmızı kartlar çıkar. Fenerli futbolcular rakiplerinin beline beline, böğrüne böğrüne tekmeleri indiriyorlar. Devam diyorlar abi. Fenerbahçe'nin lehine olan her şeyi görüyorlar ama aleyhine olan hiçbir şeyi görmüyorlar. Adam gole gidiyor, penaltı, kırmızı kart çıkmaz. Adam gol atıyor, offside, at. Bakın offside, gol atıyor. Aynısını şimdi Kayseri maçında da söyleyeceğim. Peki kardeşim, bir puan alıyorsun. Haram değil mi bu puan? Devam edelim. Sonrası Fenerbahçe'nin kazandığı bütün maçlara bakın arkadaşlar. Adana Demirspor'u yendiler. Ya komik komik penaltılar. Ama televizyonlarda program yapan, yorumcu geçinen dangalaklar. Onlar ne diyorsa o. Onlar diyorlar ki baba kuralı biz yazarız. Her haftada kural bize göre değişir. Renge göre değişir, takımına göre değişir, kişisine göre değişir. Her şey bizden sorulur. Baba sen merak etme ya. Akşam biz bir konuşuruz, yerle bir ederiz. Adam koyuyor bilmem neyi çekmecenin altına. Reklam aralarında bilmem nelerde kafayı çekiyorlar, kansızlar. Ondan sonra başlıyorlar konuşmaya. Dilleri birbirine dolaşıyor. Adam daha programa girerken kelli felli yorumculardan biri. Abi nereden bil? Çünkü yanlarında çalışan genç arkadaşlar, çocuklar veya ikinci derecedeki görevliler hepsini tanıyorum ben. Biliyorum. Çoğu benim yanımda çalıştı zamanında. Baba diyor merak etme diyor işte Galatasaraylı X bir futbolcu. Merak etme diyor yerle bir edeceğim şimdi onu diyor. Dümdüz edeceğim diyor. Devletin kuruluşunda çalışıyor bunların çoğu. Veya oradan oraya, oradan oraya geliyorlar. Dalga dümen, üçkağıtçılık ve o adam öyle bir çakıyor, öyle bir yorumlar yapıyor ki zannedersiniz abi hepsi doğru. Geçtik. Fenerbahçe nasıl Adana Demirspor'u yeniyor ve ondan sonra gelin Kayseri Spor'a. Aa orada diyor ki harika döktürdük ettik. Ulan 6 aydır maç yapmayan Dinamo Kiev'i niye yeniyemedin o zaman? Madem o kadar büyüksün Ceso, Meso, Keso var ya. He? Futbolcular geliyor bilmem ne geliyor. Avanta, Levanta, kabidik kubidik işler. O Trabzonlu futbolcağın oraya dönelim tekrar. Aklıma geldi şimdi. Hatırlayın çıktı. Daha 4. dakikada mı 7. dakikada Ümralı yerine Umut Nayır müdürüydü. Çenesini dağıttı. Tok indirdi. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Hakem Arda kardeşler. Ama o Arda kardeşler. O tetikçi hakem. Hatırlayın abi. Bir Galatasaray Başakşehir maçını yönetiyor. Ebriano ile Marko kafa topuna çıktılar. Eli saçına, sırasına geldi. Şöyle sıyırttı abi. Koşarak vara gitti. Bilmem ne yaptı geldi. Penaltı böyle. Penaltı.
Arda kardeşler, sana hakemlik yaptıranlara yazıklar olsun. Galatasaray senin üstüne, Alper Ulusoy'un üstüne, onun bunun üstüne he, gerekli hamleleri yapmıyor ya. Galatasaraylı yöneticilerden de kuşkum var. Size o düdükleri astırtmıyor ya. Zamanında Ali Aydın'a rahmetli Özhan Başkan o düdüğü nasıl astırttı? Benim hemşerim Ali Aydın. Zaman zaman konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Hatırlatıyorum o pozisyonları. Nasıl astırttı abi? Astırtır abi. Yanlış yapana bedelini ödeyeceksin abi. Ama yok. Alper Ulusoy, Arda kardeşler, Hakan Ceylanlar, kral. Kimse onlara bir şey söyleyemez abi. Çünkü hepsi Fener'in koruması altında. Çünkü Fenerbahçe hepsinin kap bildirimini yaptı. Trabzonspor hepsini himayesi altına aldı. Agaoğlu Ahmet hepsini koruyor. Agaoğlu Ahmet'in arkasında başka güçler var. Herkes birbirini koruyor. Ne güzel değil mi? Ne güzel. Galatasaray yönetimi gibi oralarından buralarından korkmuyor. Adamlar dörtlerinden korkmuyor. Adamlarda abi toşak var. Adamlar diyor ki biz böyleyiz. Biz istediğimizi yaparız. Ne diyor Galatasaray yöneticisi? Orada burada diyor. Arkada masada, her masada olacağız. Her şeyi yapacağız. Üstümüze yoktur. Hakkımızı yedirmeyiz. Avrupa'dan otorite, oradan otorite, komite kuracağız. Başkasının hakkını da, kendi hakkımızı da diyor. Hepsini koruyacağız, kollayacağız. Adalet, eşitlik istiyoruz diyor. Adam kirişi kırıyor. Yok meydanda. Neredesin lan? Emme. He, neredesin? Bak Galatasaray'ı nasıl doğruyorlar. Kıyım kıyım kıyım. Böyle ince kıyım yapıyorlar. Neredesin? Yok abi. Gelelim şu Fenerbahçe maçına. Kayseri maçına. Abi böyle bir şey var mı ya? Adamlar görüntü var da şimdi iki saat uğraşmayalım. Adam bakıyorsunuz abi. Çıplak göz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Vay efendim çizgiyi yanlış çizdi de bilmem ne. Abi siktir et çizgimiz ki ya. Bakıyorsun abi. Sahanın koyu ve açık rengine baktığın zaman Kayserili bir adım geride. Fenerbahçeli bir adım önde. En kötü ihtimalle ayağı önde. Bu golü ayağıyla atmayacak mı adam yani? Ayağı önde. O tamam o zaman burada direkt olsa. Vay efendim ense kökünden aldım da şeyinin ucundan gördüm de bilme. Geç abi bunları geç. Dalga dümen yapmayın. Kansızlık, şerefsizlik yapmayın. Yemezler. Türk futbolunun kimlerin elinde kaldığını görüyoruz. Hangi rezillerin elinde kaldığını yıllardır görüyoruz, biliyoruz ya. Biz ne yardımcılar gördük, ne kansızlar gördük, neler gördük. He? Ne çakar çakmazlar, ne zortlar kortlar gördük abi. Yeter. Yeter yani. Ondan sonra abi Kayseri Spor müthiş bir atak geliştiriyor. Devamı penaltı. Yağcılara, yalakalara göre penaltı değil. Olmaz. Abi penaltıyı siktir edin. Penaltıya gelene kadar sen adamın offside diye pozisyonunu kesiyorsun. Aynısını Adana Demirspor maçında Onyekuru'ya yapmadılar mı? Bunların bu alışkanlığı, bu senenin alışkanlığı mı, geçen senenin mi? Hayır, hatırlayın Podolski aynı pozisyonda varın olmadığı dönemlerde aldı topu, götürdü, harika bir gol attı. Verdiler mi golü Fener'e? Vermediler. Koruma kollama devam eder. Ondan sonra Galatasaray Fener'i yenemiyordu derler. Böyle derler abi, böyle derler. Çünkü adamlar yıllardır bu dalga dümene, bu puştuğa kendilerini alıştırmışlar. Haram puanlarla bir yere varılacağını düşünüyorlar, hesap ediyorlar. Şimdi gelinen noktaya bir bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kayseri'nin bal gibi pozisyonu offside diye kesiliyor. Devamı işte penaltı tabii, penaltı top offside diye oraya gelince zaten iş bitiyor da. Ama görmüyorlar, görmeyecekler, uyanıklar. Fenerbahçe'nin aleyhine olabilecek şeyler, pozisyonlar didik didik aranıyor, taranıyor. Ama rakiplerin olduğu hemen dart çart çart veriliyor. Şimdi siz bu puanlara haram demeyecek misiniz? Nasıl demeyeceksiniz abi? Ha, zehir zıkkım olmasın demeyecek misiniz arkadaşlar? Tabii ki zehir zıkkım olsun ya. Al 4 puanı o alıyor, 4 puan alıyor. Çıkar o 4 puanları bakalım şimdi. Daha kafadan ya ligin 5 maçında Avant'a 4'er puan var abi. En iyi niyetle anlatılmış şekilde 4'er puan var yani. Haramdan alınmış. Öbür tarafta da doğranmış, köküne kadar doğranmış bir Galatasaray var. Ondan sonra bir takım avane takımı, troller, üçkağıtçılar, puşlar takılsınlar, kelle istesinler. Okan Buruk istifa, Okan Buruk Galatasaray, televizyon. Hadi bir takım avane takımını anladık da ya televizyonda yorumcu geçinen adamlara bak ya. Okan Buruk Galatasaray'ı taşıyamaz. Bu Okan Buruk Galatasaray'ı taşır mı? Bilmem ne. Bunlar yorumcu. Bunlar geliyorlar orada konuşuyorlar. Siz kimsiniz lan?
Siz kimsiniz? Bunu Galatasaray yönetimi değerlendirir, Galatasaray taraftarı değerlendirir. Okan'ın Galatasaray'ı taşıyıp taşıyamayacağına onlar karar verir. Siz televizyonlarda kafaları çekerek hem reklam aralarında, bilmem nerelerde, VTR aralarında kafa çeken tipler Galatasaray hakkında yorum yapacaklar. Siz kimsiniz? Bunlara haddini bildireceksiniz. Kim bildirecek abi? Galatasaray'ın ileri gelenler. Kim ileri gelenler? Başkan Dursun Özbek, Erden Timur. Onların da zaten şeylerinden korkuları var. Tek laf söyleyemiyorlar. Attılar tuttular. Ondan sonra gittiler Galatasaray düşmanlarıyla aynı masada dost oldular. Yemek yediler, yediler, içtiler. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Şimdi ben bunlara tepki gösteriyorum. Gösterdiğim zaman, doğruyu söylediğim zaman da kötü ben oluyorum. Ersan Efendi, doğruyu söylemeyeceğim. Onlar gibi yalan konuş abi. Galatasaray şöyle yaptı, o oldu, bu oldu. Her gün 10 tane futbolcu getir. Galatasaray 4 tane 10 numarayla anlaştı. 7 tane bilmem kim geliyor, bilmem ne oluyor. Abi sahibinin sesi olacaksın. Nasıl Ali Koç herkese bu parmağını kaldırıyor böyle, bu elini kaldırıyor böyle. Herkes abi bir ağızdan yazıyorlar. Alacağı futbolcular alamayınca ben istediğimi alırım. İstediğini nerede alıyorsun abi? Niye alamadın? Her istediğini alıyorsun da. Bir takım oyuncular vardı. Uçaklar gönderdin Konyalara. Alabildin mi Abdülkerim? Alamadı. Ama ne yaptılar? Alamadılar. Şey yapıyorlar böyle sürekli değersiz hale getirmeye çalışıyor. Abdülkerim de bir hata yaptı. Vur baban vur. Niye alamadınız? Maxi Gomez miydi neydi? Niye alamadınız abi? Niye alamadınız? Efendim Trabzon'un 8. şampiyonluğu ne kadar gerçekse işte bizim de şeyle Maxi Gomez'le ilgilendiğimiz o kadar gerçek. Hadi oradan. Laf salatası yapmayın. Brezilya'da ne kadar ikinci sınıf, üçüncü sınıf topçu varsa topladılar. Beşiktaş'ın geçen sene kapının önüne koyduğu bir tane oyuncuyu getirmişler. İşte biz Batşuva Kutçağı aldık getirdik. Harika 10 numara. Yürüyün gidin. Lagalugacılar. İsteseydi Beşiktaş tutar mıydı? Tutardı. Ne yaptı? Geçen sene Beşiktaş'a ne verdi Batşuva'da? Getirdiler işte. Büyük futbolcu. Hocamız istedi. Hocanızı görüyoruz ya. Hocanızı da görüyoruz. Alınan puanları da görüyoruz. Hakemlerle, dalga dümenle iş gidiyor. Bir takım bu kadar hakemlerin koruması altında olur mu? Yazıktır, günahtır. Ayıp ya, ayıp. Ey federasyon! Mehmet Büyükekşi midir? Nedir kardeşim? Ben seni Hasan Doğan'a benzettim rahmetliye. Geri alıyorum. Allah rahmet eylesin. Hasan Doğan'dan da özür diliyorum. Çünkü seni ona benzettiğim için. Dalga dümen almış gitmiş ya. Hakik fanatiklik diyor. Bilmem ne fanatikliği emmi ya. Doğranıyor. Orada bir takım doğranıyor. Penaltıları verilmiyor. O oluyor, bu oluyor abi. Hiç kimsenin kıkı çıkmıyor. Televizyonda çıkıyorlar. Bir takım abi şov komediler. İşte yok o lan geldi de buradan gitti de oradan baktı da işte açıkladık bilmem ne. Neyi açıkladınız abi? Yürüyün. Abi bakın ben size doğruyu söyleyeyim. Bu işlerin tepeden tırnağa değişmesi lazım. Bir defa televizyondaki bu yorumcu geçinen ya da efendim işte özerkmiş, bağımsızmış, her isteyen istediğini abi geçti onlar ya. Geçti abi. Bir tane kapçık mı var bir televizyonun birinde kapçık. Ne kimden torpilli bilmiyorum. Kapçık abi hakem kesiyor. Her boku biliyor anasınız. Öbürü öyle biliyor öbürü. Bir takım çoluk çocuğu getirmiş de ne olduğu belli olmayan tipler adına yorumcu diyorsunuz. Eskiden kıyıda köşede kalmış iş bulamayan bazı antrenörler abi 3 cümleyi arka arkaya kuramazlar. Çıkarlar millete ders verirler, hakem keserler. Galatasaray'ın futbolcularını konuşurlar, onu konuşur, bunu konuşmaya çalışırlar. Okan'ın Galatasaray'ı taşıyamayacağını söylerler. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? Hem şekli tipi bozuk kılıksızlar. Adam olun biraz adam. Ama adam olun diyeceğim ama onların başlarındakiler adam değil ki bunlar adam olsalar. Ne olacak abi? Ne olacak işte bunlar insanları böyle birbirlerine kin, nefret içerisinde düşman ediyorlar. O benim hakkım, o ana. Abi gerçekleri söylesenize. Yayıncı kuruluş diye bir kuruluş var abi. Nedense abi Fenerbahçe'yi tamamen koruma altına almış. Fenerbahçe'nin aleyhine olan bir pozisyonu ekrana getirmiyor. Getiriyorsa da mevsimler geçtikten sonra getiriyor. Lan ayıp. Yazıklar olsun be böyle kuruluşa da, sizlere de, alayınıza ya. Ne bu şimdi? Ne bu yani? Bir de bunları koruyan kollayıcılar var. Ne var işte falan yerden reklam geliyor, oradan Avanta geliyor, buradan Lavanta geliyor. Onu koruyalım, bunu koruyalım. Ondan sonra Türk futbolu. Türk futbolu nerede abi? Nerede Avrupa kupalarında gelen giden abi haşır? Milli takım nerede? Yerlerde sürünüyor.
Ondan sonra abi ya federasyona bakın ya. Federasyon dediğimiz kuruluş abi 8 artı 3 diye inanılmaz böyle rezil bir sistemin arkasında duruyor. Ama 21 futbolcuya mukavele yapın diye izin veriyor abi. 8 artı 3 ondan sonra 3 kuruşlu yerli futbolcunun fiyatı yükseliyor. Yerlerde para yok, pul yok diye ağlıyoruz. Federasyon başkanı sadece yerli futbolcuların fiyatı yükselir, Türk futboluna bir katkısı olmaz dedi. Ondan sonra döndü arkasını kıvırdı. Bu sistem devam edecek. La yürü ya. Nesi devam edecek bu sistemin? Düşünün. Daha önce 1 milyon, 2 milyon olan işte Almanya'da orada burada gurbetçi futbolculara örneğin Kaan Ayhan'da olduğu gibi. Adam diyor getirin 7 milyon, 8 milyon. Biliyorlar Türkiye'de çünkü dalga dümen sistemi var. Yabancılar, yerli, 3 tane yerli. Lan ne olacak 3 tane yerli oynattın da ne oldu? Kaç senedir 3 tane, 2 tane neyse 4 tane yerli oynatıyorsun. Sonuçta milli takımın küme düşmüş. Ne olmuş abi? Filozofun cebi dol çuvalla para görmüş. Öbürleri bilmem neler abi. Bir de şey var tabii. Onu da söyleyelim. Bu arada söylemeden geçmeyeceğim. Efendim birileri tutturmuş. İşte efsane bilmem hayatı belgesel bilmem ne. Her tarafı süslemişler püslemişler. Çünkü niye o zaman ayarlamışlar Trabzonspor maçından sonra Okan'ın kellesini alacaklardı. Bilmem ne olacaktı. Aile aile vaile aile patırtı kütürtü birileri gelip oralara oturacaktı. Afişler asılmış bilmem ne olmuş. Sosyal medya o bu falan. Yemezler abi yemezler yemezler. Kendi pay neyini izleyeceğim ya? Neyini izleyeceğim? Belgeselmiş de belgeseli izleyeceğim. Bir adam belki benim bildiğim belgeseli birileri anlatır değil mi? Bir belgesel ben bilmem ne beni abi yürü ya yürü. Ha şimdi kızın bana abi kızın. Vay efendim bizim efsanemize laf söyledi. Belgesel. Unutmayın arkadaşlar o belgesel 2 senede o belgesel filolarda oralarda buralarda çekilirken Galatasaray'ın 2 şampiyonluğu gitti. Ben o belgeseli boş verin siz yemezler abi belgesel öyle olmaz. Bakın yakında Mustafa Denizli'nin de belgeseli yayınlanacak. Belgesel öyle olur kusura bakmayın abi ben birilerini övme mövme belgesel olmaz abi. Geçin onları geçin. Anladınız ne demek istediğimi. Bunu da söyleyeyim bu arada. Bana kızacaksınız. Öyle Ersan bunu. Abi benim için belgeselde hayatta abi Galatasaray'dır. Aslı olan Galatasaray'dır. Öyle Galatasaray'ın futbolcularını figüran olarak kullan. Onu orada kullan. Bunu kullan abi. Oo keyif. 2 sene bilmem ne sürecek çekimler. Onlar bunlar. Ondan sonra her taraflara afişleri az. Aman da aman. Aman da aman. Yok işte Rui Costa daha geç kaldıydı. Öbürü de erken olmalıydı. Bilmem. Abi geçin ya. Biz ne komedi doğum günleri kutlamalarını gördük ya. Bunları yemezler abi. Bunları yemezler. Zaten futbolun gerçeği de bunlar değil abi. Ne bana ne ya? Bana ne adamın bilmem kimin doğum günüymüş. Benim doğum günümden ona ne? Buna ne abi? He? Bana ne? Zaten bu doğum günü, moğum günü işlerine uyuzum. O ayrı dava da. Bana ne? Bilmem kimin doğum günü. İyi. Yarın da abi gidelim. Obama'nın doğum gününü kutlayalım. Bilmem kimin doğum gününü kutlayalım. Yok abi oydu buydu. Ya yürü gidelim ya. Yürü gidin ya. Abi bu işler böyle. Öbür tarafta haram puanlar abi. Bir sürü rezillikler bilmem neler almış başını gidiyor. Biz neyin peşinde koşuyoruz? Neyin peşinde? Yok belgeseldi, yok doğum günüydü. Abidikti, gubidikti. Ne faydası var abi bana? Galatasaray geçen sene küme düşüyordu. Galatasaray çöplerden kurulu bir takım oldu. Galatasaray hakemler doğuruyor. Hala doğuruyorlar. Kimse buna karşı çıkıyor mu? Yok. Herkes kendisine abi. Hep bana. Benim cebimde olsun, benim ne yapsın? Abi... Sizler fedakarlığı yapacaksınız. Kombineyi sen alacaksın. Ürünü sen alacaksın. Maçlara yağmurda, çamurda, karda, kışta, kıyamette sen gideceksin abi. Çoluğunun çocuğunun nafakasından sen keseceksin, vereceksin abi. Birileri küplerini dolduracak. Ben efsaneyim. Hadi be. Hadi be oradan. Efsaneymiş. Olmaz olsun efsaneler. Abi efsane nedir biliyor musunuz? Abi öyle milyon dolarlar karşılığı çalışan değil abi. Bırakın onları. Ben bunları yemem. Ha yiyenler yesin. Bana ne? Bir takım tipleri ayarlasınlar. Onlar konuşsun, bunlar konuşsun. Vay efendim saygı. Ben kimseye falan abi saygı gösteriyorum. Ben Galatasaray'a saygı gösteriyorum. Ben Galatasaray'ın gerçeklerine saygı gösteriyorum. Ben eşit davranana, adaletli davranana, sahaya çıktığı zaman adam gibi düdük çalana saygı gösteririm. Görevini yapana saygı gösteririm. Adaletli davranana saygı gösteririm. Dürüst, doğru olana saygı gösteririm. Yamuk olana, he?
Neyse biraz daha ilerlemeyeyim arkadaşlar. Gaza da geldim zaten yeteri kadar. O yüzden siz vaziyeti anladınız. Ne demek istediğimi anladınız. Haram puanlarla, hakemlerle gelen şampiyonluk dediğim gibi zehir zıkkım olsun. Alayına zehir zıkkım olsun. Kim oluyorsa hiç de ayırmıyorum abi. Hiç de ayırmıyorum. Abi ne ya? Abi herkes görevini yapacak. Yukarıda Allah var abi. Herkes adaletli davranacak. Yok abi. O benim lehim oldu diyor. Öbürü bilmem ne diyor. Ben zengin başkanım diyor. Öbürü bilmem ne diyor. Öbürü ben iki tapu aldım diyor. Boş ver diyor. Adada diyor millete diyor. İşte diyor ikramda bulunuyorum diyor. Yok onu aldım bunu aldım diyor. Aman hakemlere. Ya hakemler doğru ya abi. Galatasaray başkanı. Aman aman daha ligin başı hakemlere laf söylemeyelim. Doğa hakemler çakıyor dibine kadar. Bu kadar basit. Devam ederler abi. Öyle de yaparlar. Böyle de yaparlar. Helal olsun. Yapsınlar diyecek bir şey yok. Ben de burada sizinle paylaşacağım. Benim elimden gelen budur. Abi demişti. Adım mıdır elimden gelen budur kardeşim. Ben size doğruları söylerim. Ha doğruları doğrular gerçekler acıdır. Birileri bize çakacak. İstedikleri kadar yapsınlar. Abi boş verin siz onları geçin. Hiç kimse Galatasaray'da orada burada abi babasının ayrıyla futbol oynamadı ya da şey yapmadı görev yapmadı abi. Hepsi abi taksimetreyi 3 milyondan 3 milyon 3,5 5 milyon eurolardan açtı. Krallar gibi abi krallar gibi yediler içtiler. O lüks yerlerde yattılar yan gelip yattılar. Florya'yı boş verin. Onları boş verin abi gariban hak adaletli adaletli olmak lazım. Galatasaray'ın gerçek sahibi, Galatasaray'a hizmet eden, Galatasaray'a kupaları kazandıran sizlersiniz, sizler. Galatasaray'ın ismi, cismi, gücü abi. Hiç kimse Galatasaray'a cebinden para vermedi. Milyon dolarları, euroları ceplerine indirdiler. Baş verin siz onları. Efsaneleri, efsaneleri, kestaneleri, belgeselleri. Biz bunları geçtik kardeşim. Doğruyu söyleyeceğiz, doğruyu. Adam olacağız, delikanlı olacağız. Kişileri boş verin. Kişileri boş verin. Galatasaray'ın ismi, cismi, maddi gücü, imkanı, şansı. Kudreti gücü olmasa ben görürüm bakalım Galatasaray'ı kimler şampiyon yaptı ya. Kimler şampiyon yaptı. Cevat Güler bile Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Boş verin siz onları bunları. Biz biliyoruz. Biz biliyoruz abi. Yapacağımız tek şey abi Galatasaray'ın mevcut ekibine, hocasına, futbolcularına sahip çıkalım. Hakemler devam edecekler doğramaya. Rakipler haram puanları almaya devam edecekler. Zehir zıkkım olsun diye ben de her seferinde söyleyeceğim arkadaşlar. Başka da elimizden bir şey gelmiyor. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Sürçülisan ettikse affola. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayın kardeşlerimiz. Ben doğruları söylerim. Doğruları söylerken yanlışa düşüyorsam iyi niyetle Ersan Efendi şurada yanlışım var, şurada eksiğim var değil. Ama asıl olan Galatasaray'dır, gerisi teferruattır gerçeğini asla unutmayın sevgili kardeşler. Bana kişileri savunmayın. Bana kişileri savunmayın. Yok şu kadar kupa aldı. Yok bu kadar bilmem ne oldu. Yok şampiyonluklar geldi. Arkadaşlar Galatasaray'ın gücü, kudreti, şanı, imkanı, ismi, cismi, büyüklüğü her zaman kupadır. Her zaman şampiyonluktur. Yeter ki doğru yönetilsin. İnşallah bu senede yerli yerine taşlar oturtulur. Şu transferler tamamlanırsa göreceksiniz ki Okan Buruk'la da Galatasaray başarıları yakalayacaktır. Ben bundan eminim. Buna da inanıyorum. İnancımı paylaşıyorum. Ha yanlış olur, eksik olur, gedik olur abi. Siz de karşı görüşünüzü yazın. Belirtin. Yanlış değil, doğru değil değil. Ama kişisel hesaplaşma, benimle kişisel olarak hesaplaşsanız ne olur, hesaplaşmasanız ne olur. Ha bazı dangalaklar da sen Galatasaray'a ne verdin? Benim Galatasaray'a ne verdiğimi merak etmeyin. Bir gün belgeleriyle ortaya koyacağım. Bir gün belgeleriyle ortaya koyacağım. Alp Yalman da sağ. Allah uzun ömürler versin. Neler verdiğimizi, Galatasaray'a ne tür katkılarda bulunduğumuzu da Alp Yalman anlatır gerekiyorsa. Anlatır arkadaşlar, anlatır. Anladınız mı? Görüşmek üzere. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Hoşça kalın kardeşlerim.